أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مد متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فذرب ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Thank you.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimiz cennete giden yollar, salih ameller, ahlaki erdemler hakkında olacak. Rabbim şimdiden sohbetimizi feyizli ve bereketli ihsan eylesin, tesirini halk eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler, sohbetime bir kıssa ile başlamak istiyorum. İbrahim Ethem Hazretleri bir gün yıkanmak için hamama girmek ister. Hamamcıya, size verebileceğim param yok, hamama girmeme müsaade eder misiniz der. Hamamcı, parasız hamama girilmez diyerek hamama girmesine izin vermez. İbrahim Ethem Hazretleri içeri girmek için ne kadar ısrar ettiyse de hamamcı kabul etmez. Bunun üzerine mahzun ve boynu bükük olarak hamamın kapısından ayrılan İbrahim Ethem Hazretleri adeta yeri göğü inletircesine feryadu figan etmeye başlar. Bu sesi duyan halk ağlamakta olan İbrahim Ethem Hazretlerinin başına toplanıp bu kadar feryada, bu kadar ağlamaya hacet yok. Hamam parasını biz verelim de ağlama deyince İbrahim Ethem Hazretleri toplanan kalabalığa dönüp şöyle seslenir. Ey ahali, siz benim hamama giremediğim için mi ağladığımı zannediyorsunuz? Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Ben dünyada iken parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur diye ağlıyorum. Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar. Bu kıssayı düşünmek, içerisindeki hikmeti idrak edip akabinde kendi nefsimizi sorgulamak her Müslüman üzerine düşen bir görev olsa gerek. Kıymetli dostlar, İnsan hayatında yapmış olduğu işler İslam dininin ilkeleriyle uyuşup uyuşmaması yönünden iki kısma ayrılır. Birincisi, dinin yapılmasını emrettiği veya tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler salih amel olarak, ikinci olarak da yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan ameller, gayri salih ameller olarak değerlendirilmiştir. Fıkıh açısından da ele alındığında, salih amel derken farz, vacip, sünnet, müstehap veya mendup olan fiiller anlaşılırken, haram, mekruh ve müfsit olan fiiller ise gayri ameli salih fiiller olarak ifade edilmektedir. Ameli salih işleyenler, dünya mutluluğunu elde ettikleri gibi ahiret mutluluğu olan cenneti de elde edecekler. Zira Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Erkek olsun, kadın olsun, İnanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tohumcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır. Yine Bakara suresinde iman edip salih amellerde bulunanları müjdele, gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde bu daha önce de rızıklandığımızdır derler. Bu onlara dünyadakine benzer olarak sunulmuştur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz olarak kalacaklardır. İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler, şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bir başka husus ise şudur.
Peygamberlerin ve kutsal kitapların gönderilişindeki hikmetlerden biri olarak insanların iyi işleri yapıp kötü işlerden uzak kalması karşımıza çıkmaktadır. İlgili ayetlerden de şöyle buyurulmaktadır: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Kehf suresinde de Allah onu katından gelecek şiddetli bir azap ile inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat cennet ile müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. Yüce Allah, biz kullarını uyarmakta dünya hayatının ve içerisinde verilenlerin geçiciliğine vurgu yapmakta, onlara aldanılmamasını tavsiye etmekte ve geçici dünya malına aldanıp salih amel işlemeyenlerin sonunun hüsranlık olduğunu bizlere bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususlarla ilgili bildirilen ayetler şöyledir: El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti dünya vel-bâkiyâtu s-sâlihâtu hayrun inda rabbihim sevâben ve hayrun emelâ. Kehf suresinde mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Sebe suresinde de ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımızda daha çok yaklaştıran şeyler değildir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka, işte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size, iman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Salih amel yapmak tek başına yeterli değil. Salih amel yapmakla beraber salih ameli süsleyecek olan kişinin güzel ahlaklı olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de salih ameli yükseltecek olanın güzel sözler olduğu şöyle bildirilmektedir: Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir, salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Bu hususu ifade ederken Yunus Emre'nin şu dörtlüğüne de hatırlamakta fayda var: Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Salih amel işlememenin sonu ise hüsranlıktır değerli dinleyicilerim. Fatır suresi 37. ayet-i kerimede Rabbimiz onlar cehennemde ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti, öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Allah dostlarından biri talebeleriyle kabir ziyaretinde bulunur. Talebeleriyle kabri ziyaret ederken bir kabrin başında dururlar ve talebelerine şöyle seslenir: Evlatlarım, yavrularım, farz edin, düşünün ki burada yatan mevta, ölen kişi Allah'a yalvarsa yakarsa bir günlüğüne dünyaya geri dönmek için Cenab-ı Allah'tan izin istese, hak kazansa, böyle bir hakkı yok, böyle bir şey gerçekleşmeyecek ama velev ki böyle bir hak elde etti, Cenab-ı Allah'a yalvardı ve bir günlüğüne izin aldı, tekrar dünyaya bir gün geri döndü. Sizce bu kişi ne yapar diye talebelerine sorar.
Talebelerinden bazıları herhalde gün boyu namaz kılar, kimi oruç tutar, zikir çeker, Allah'ı tesbih eder. Üzerinde kul hakkı varsa kul hakkını hak sahiplerinden, onlardan helallik ister. Yani ibadet ve güzel ahlak, amelle alakalı ne var ne yok hepsini saydılar. Daha sonra Allah dostu talebelerine dedi ki, evlatlarım, yavrularım, bakın burada yatan kişi tekrar dünyaya geri dönemeyecek. Ancak biraz önce sizin saymış olduğunuz salih ameller ve ibadetler, siz şu an bu dünyada bunu yapmaya maliksiniz. Böyle bir imkanınız var. İmkanınız varken bu söylemiş olduğunuz ibadetleri, salih amelleri bu dünyada işlemeye gayret sarf edin evlatlarım diyor. Ders ve ibret veriyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de salih amellerin geçmiş olduğu ayetleri incelediğimizde bir başka husus dikkatten kaçmamaktadır. O da iman etmenin hemen akabinde salih amel zikredilmesidir. Yani iman etmek kişinin yapması gereken en ilk unsurdur. Bununla birlikte imanın gereği olan iyi işleri yerine getirmesi de gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ayetlerden birkaçı şöyledir. Yunus suresinde 9. ayet-i kerimede Rabbimiz, iman edenler ve salih amellerde bulunanlar da Rableri onları imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir, hidayet eder. Bakara suresinde iman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. Tövbe etmek isteyenler, yapmış oldukları hatalardan dolayı tövbe ettikten sonra ameli salihe, yani iyi işlere yönlenmeleri gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tövbe edildikten sonra iman ve salih ameller yapılması istenmiş. Böyle yapanların affa uğrayacağı müjdelenmiştir. Ayetlerde bildirilen müjdeler de şöyledir. Taha suresinde, gerçekten ben tövbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım. Furkan suresinde de, ancak tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka, işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim de tövbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Hatalara düşen, günahlar içerisinde boğuşan kardeşlerimize kapılar kapanmış değildir. Yüce Rabbimizin tövbe kapısı her daim açıktır. Yeter ki o kapıdan içeri girsin ve Yaratan'ın isteklerini yerine getirmeye çalışsın. Salih amellerle meşgul olunması kişinin İyiler arasına katılmasına bir vesiledir. İyilerle beraber olmak ise bir fırsattır. Çünkü seven sevdiğiyle beraber haşrolanacak. Bu sebeple iyi işler yapmanın bize bir başka getirisi ise iyi insanlarla beraber olmamızdır. Hani meşhur bir söz vardır ya, ne kadar iyi olursan ol, ister evliya ol, arkadaşın kötüyse yoldan çıkarsın. O yüzden arkadaşlarımıza dikkat etmeli, kötü arkadaşlar edinmemeli, onlardan uzak durmalı. Aynı şekilde çocuklarımız, evlatlarımız için de bu hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de salih amelin bir başka yönü ise şöyle vurgulanmaktadır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise, biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. Ayet bize iyi işlerle meşgul olan kişilerin Yüce Allah tarafından hatalarının örtüleceği müjdesini vermekte, bu durumda bizim için çok büyük bir nimettir. Sevgili Peygamberimizin bizlere aktarmış olduğu hadislerinde de bu başlık altında daha iyi anlayabiliriz. Çünkü
Hadislerde yapılan salih amellerin günahları nasıl örttüğü örnekleri verilmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktarılan hadislerden birkaçını örnek verelim. Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir buyurmuşlardır. Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe 5 vakit namaz ile 2 cuma aralarında işlenen küçük günahlara da kefarettir. Dünyada salih amel işlemeyenler ahirette çok pişman olacak. Pişmanlığını gizleyemeyecek. Rabbine şöyle söyleyecektir. Suçlu günahkarlar Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz gördük ve işittik, şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir. Salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zaman bir görsen. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka sahih bir amelde bulunalım, size orada dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaranda gelmişti, öyleyse azabı tadın, artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Salih amel işleyenler, Kur'an'ın ifadesiyle yaratılmışların en hayırlısıdır. Yine Kur'an'ın ifadesiyle salih amel işleyenlerden Allah razı olmuştur. Allah'ın razı olmasından dolayı salih amel işleyenler de Allah'tan razı olmuşlardır. Allah'ın sevdiğini, Allah'ın sevgisini kazanmak dünyada ve ahirette elde edilebilecek her şeyden ama her şeyden üstündür. Salih amellerle ilgili özellikle Kur'an-ı Kerim'den birçok ayeti kerimeyi sizlere aktararak izah etmeye çalıştığım konumuzu sevgili Peygamber Efendimizin bir hadisiyle biriktirmek istiyorum. Efendimiz şöyle buyurur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında helal mi, haram mı belli olmayan bir takım şüpheli şeyler vardır ki çok kimseler bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da dinini de tertemiz tutmuş olur. Her kim şüpheli şeylerden dalarsa içine girmek yasak olan koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun, her devlet başkanının kendine mahsus bir koruluğu olur. Gözünüzü açın, Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Haberiniz olsun ki bedenin içerisinde bir lokmacık et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Yüce Rabbim, İslam dinimizin bizlere emrettiği helalleri işlemek suretiyle salih ameller işlemeyi, yasak kapsamına alınıp haram ve mekruh olarak hükme bağlanan fiilleri de işlememeyi nasip eylesin. Bu vesileyle kendi rızasına uygun davranışlar sergilemeyi, iyi işlerle meşgul olup iyi kimselerle olmayı, dünyadan iyi şekilde ayrılmayı, ardımızdan iyi nesiller bırakmayı, iyilerle mahşer meydanında toplanmayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cennete girmeyi hepimize nasip eylesin.
Bye.